Esselamu aleyküm sevgili dostlar. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hepimiz duymuşuzdur bu güzel zikri. Pekala, bu güzel zikir hakkında ne kadar malumatımız var? Faziletleri nelerdir? Bu konudan ne kadar haberdarız? Acizane biz de bildiğimiz kadar anlatmaya çalışacağız inşallah. Rabbim bu güzel zikirle bizleri amel etmeyi nasip eylesin. Anlatacağım her bir faziletle bizleri müzeyyen eylesin. Konumuza başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Rabbim hepinizden razı olsun. Zikrimiz manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir sefer esnasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Biz yüksek yerlere geldiğimizde tekbir getiriyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdular. Ey insanlar, sesinizi fazla yükseltmeyin. Siz sağır veya gayip olan birine seslenmiyorsunuz. Sonra benim yanıma geldi. Ben ise kendi kendime la havle ve la kuvvete illa billah diyordum. Bunun üzerine ey Abdullah bin Kays, la havle ve la kuvvete illa billah demeye devam et. Çünkü o cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurdular. Enes bin Malik tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evinden çıkarken şu duayı okuyan kişiye bu dua kafidir. O adam muhafaza altına alınır. Şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir. O dua, Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah'tır. Bir kişinin her ne iş ile ve her ne sebep ile olursa olsun fevkalade hiddetlenmiş, galayına gelerek gadabı son derece artmış olsa, böyle şiddetli öfkeye kapılan kimse kuvvet ve kudret Allahu Teala Hazretlerinin olduğunu düşünerek 3 defa la havle ve la kuvvete İlla billahil aliyyil azim derse hiddet ve gadabı zail olur ve hali sükunet bulur. Hiddetli olan kimse ayakta ise bunu okuyarak oturması. Otururken hiddetlenen kimse de bunu okuyarak ayağa kalkması en güzel olanıdır. Her gün sabah namazına müteakip 7 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyan kimse kendinin din ve dünyasına zarar verecek bir işe teşebbüs edemez. Teşebbüs ettiği şeyler hep hayır ile sonuçlanır. Hep hayırlı şeylere nail ve muvaffak olur. Şiddetli, herhangi bir sıkıntıya düşüp de ondan kurtulmak isteyen kimse. Cuma gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alarak Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp sonra yerinden kalkmadan 1807 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okur. Ve sonra bulunmuş olduğu sıkıntıdan kurtulması için Allah-u Teala'ya dua ederse Allah'ın izniyle sıkıntısı zail olacaktır. Yanına gitmekte olduğunuz bir amirin, hakimin veya rütbeli olan herhangi bir kimsenin yanına girmeden 1 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyup hiç kimseyle dünya kelamı konuşmadan o kişinin yanına girip ona hissettirmeden o kişinin üzerine doğru üflenirse o kişiden hiçbir şekilde kötü muamele görülmez. Bilakis hürmetle muamele olunur. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrine lisanını alıştıran her halükarda bu zikirle meşgul olan kimse rızık hususunda hiç kimseye muhtaç olmaz. Düşmanların ve hasetçilerin şerrinden her zaman güvende olur. Bir kimse kendisine saldırıp zarar vermek isteyen, kötülük yapmak isteyen kişiye karşı 3 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyup o kişinin üstüne doğru üflerse saldıran kişinin gadabı sükunet bulur, bir daha kötülük yapmaya güç kuvvet bulamaz. Sevdiğiniz bir kimsenin kalbini kendinize çekmek için gece yarısından sonra kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra 2 rekat namaz kılıp sonra kıbleye karşı oturup 1000 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikri okunur. Fakat her 100'üncünün sonunda
Allahümme ya musahharel kulubi sahhirli kalbe hatta yekune tahta emri ve yef'al külle ma üridu bi havlike ve kuvvetike ya Allahu la havle ve la kuvvete illa billah. Bu dua okunur. Yalnız boş bırakmış olduğum nokta nokta yerlere kızın anne ismiyle kendi ismi okunacaktır. Bu şekilde duamızı ediyoruz. 1000 defa okunduktan sonra yine kalkıp 2 rekat namaz kılıyoruz. Sonra dua için tekrar ellerimizi kaldırıp bu duayı yine okuyoruz. Bu duanın çok daha tesirli olması için ara verilmeksizin 7 gün peş peşe okunması çok çok daha faydalı olacaktır. Bir kağıda safran mürekkebi ile 7 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yazıp sonra suya koyup bir hastaya suyu içirilirse biiznillah şifa olacaktır. Bir düşmanınızın size karşı olan bir kötülüğünden korkuyorsanız veya herhangi birisinin sizin yapacağınız bir hayır işe mani olacağını düşünüyorsanız, cuma gecesi seher vakti kalkıp güzel bir abdest alıp ortamın güzel kokması için bir tütsü yakılır. Sonra 11 defa besmele, 11 defa ayetel kürsi, 11 defa fe'in tevelleve fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim, 11 defa Fatiha, 11 defa Felak, 11 defa Nas, 11 defa İhlas Suresi ve 1807 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hepsini okuduktan sonra eller kaldırılıp Allahümme ya aliyyü ya azimu ya rahmanu ya rahimu inni es'elüke bi havlike ve kuvvetike en telcim fahu anni ve en temna'ahu an mazarrati bi hakki Kur'anikel kerim ve bi hakki la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu dua okunur. Yine boş bıraktığım nokta nokta yere anne ismiyle beraber o kişinin ismi yazılacaktır. Bu şekilde yapıldığı takdirde Allah'ın izniyle o kişi size karşı kötülük için bir yol bulamayacaktır. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin de bu anlatmış olduğum zikir hakkında buyurduğu gibi her daim cennetin hazinesine sahip ettiği kullarından eylesin. Kıymetini bilip bu hazineye yaşadığımız müddetçe sahip çıkmayı nasip eylesin. Amin. Her çarşamba ve pazar saat 10'da yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.